Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk dönem karne heyecanına ortak oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerin eğitim öğretim yılı ilk dönem karne heyecanına ortak oldu. Aksaray Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Aydoğdu, 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aydoğdu, Aksaray'da 91 bin öğrencimiz ara tatile girdi. 6.700 öğretmenimiz ve çalışanımız sağlıklı, huzurlu bir şekilde evlerine gönderildi, dedi. Sence herhalde bir şey yapma. Bu da ayrı bir hediyemiz yine. Bize mi karne alsak diye? Evet, sırada kim var? Evet. Sen yerine git. Sayın Valim, Feyza Demir. Feyza. Feyza gel. Erkan abi atarız. Tamam. Feyza gel bakalım. Gel. Şöyle gel Feyza. Al şunu. Evet, hediyeleri sorabilirim. Furkan şöyle. Tutar mısın Furkan? Sayın Valim. Vallahi bak bana daha çok sağlık. Beni görmüyor ki sayın. Kim biliyor musun? Hadi sen de yaz. Şöyle başkanların versin sana. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Başkanım. Hadi bakalım. Sayın başkanım. Taha Enes Arısoy efendim. Taha Enes, Bir de başkanım var ya. Her çok iyi. Hadi şöyle. Ben Sayın Valim. Evet. Burası güzel okul değil mi maşallah? Evet. Geldin. Allah razı olsun. Nasılsın? Evet. Başkanım. Onları sizlere. Sağ olun. Neyse. Çocuklara hediyelerimizi dağıtalım. Çalışkan efendim. Ama poz veriyor, seni göremez şu an. Şimdi ver pozunu. Göster şimdi kardeşim. Baza abi, gel kendi de sen ver. Evet, ben. Ben şöyle dönüyoruz. Aksaray'da 91.745 bin öğrencimiz ara tatile girdi. 6.700 öğretmenimiz, çalışanlarımızla birlikte öğrencilerimizi sağlıklı, huzurlu bir şekilde evlerine gönderiyoruz. Ben öncelikle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir süreçte arkadaşlarımız yüzlerinin akıyla bu süreçten başarıyla çıktılar. Benim çocuklarımıza tavsiyem dinlensinler, kendilerini özgür hissetsinler, bazen yürüsünler. Hiçbir şekilde kafalarına bir şey takmasınlar. Çünkü çocuklarımızın ruh sağlığı her şeyden daha önemli. Eğer biz çocuklarımızı mutlu bir şekilde mutlu yapabilirsek, mutlu olurlarsa her mutlu çocuk eninde sonunda başarıyı yakalar. Ama sadece akademik başarıyı ön plana çıkarırsak her başarılı insanın mutlu olduğunu göremiyoruz maalesef. Onun için çocuklarımızı, velilerden istirhamı, onlar bu dönemin çocukları. Bizim dönemimizin çocukları değiller. Kendi yapamadıklarımızı, kendi hayal ettiklerimizi çocuklarımıza diretmeyelim. Her çocuk kendi şahsında, fıtratında özeldir.
Onun için çocuklarımızı serbest bırakalım ama aynı zamanda kontrol edelim. Dinlensinler, okusunlar, gökyüzünü temaşa etsinler, yeşerdikleri topraklara aidiyet hissetsinler. Velilerimize söyleyeceğim tek bir şey var. Sadece ve sadece çocuklarımıza sarılsınlar, sarılsınlar, onları öpsünler ve onların değerli olduğunu hissettirsinler. Öğretmenlerimiz de bir orkestra şefi gibi ara verdiler. Ama onları 429 bin kişinin alkışlayacağını, bağırlarına basacaklarını bilsinler. Bence öğretmenler için bu gurur hepsinden daha değerli. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, herkese hayırlı tatiller diliyorum. Kısa bir aradan sonra inşallah buluşacağız. Bu arada siz de bu ara çok gerçekten emek sarf ettiniz gece gündüz demeden. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ara size de bir tatil gibi olur. Teşekkür ediyorum. Vallahi süper ya. Arkadaşlar, değil mi? Çocuklar siz muhteşemsiniz ya. Evet. Değil mi? Biz bunları bir alkışlayalım. İkinci dönemin başında hemen çay kitaplarını gönderiyoruz, tamam mı? Peki, biz çekiyoruz. Hadi patates yemek. Bebeği kaldırın kartlarınızı. Kaldırın. İsmin ne? Deniz Sürer. Deniz kaçıncı sınıfa geçtin? Birinci sınıfa. Okumayı öğrendin mi? Evet. Peki karne nasıl? Vallahi çok iyi. Seni tanıyabilir miyiz? Adam Beren Özüm Akbeş. Beren kaçıncı sınıfa geçtin? Birinci. Okumayı öğrendin mi? Evet. Karne nasıl peki? İyi. Sen de tut karnende. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer televizyonumuza katıldığı gündem özel programında sanayinin taşınma süreci ve yapılan dükkanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sanayi projemiz malumunuz 2017 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve belediyemizin sorumluluğunda başlamış ülkemizdeki en büyük sanayi dönüşüm projesi. İkinci en büyük sanayi dönüşüm projesi. O zamanlar Sayın Belediye Başkanımızın da inisiyatifleriyle ve sanayi esnafımızın da bu konuda vermiş olduğu destekle beraber başlamış önemli projelerden bir tanesi. Yanlış bilgiler, dezenformasyonlar oluyor bununla ilgili. Halbuki işin gerçeği arka planına baktığınızda, özüne baktığınızda söylenen konularla hiçbir alakası yok. Ama bir dedikodu dolanıyor piyasada ya da ilgili ekipler içerisinde, gruplar içerisinde. Biz de duyduğumuz zaman şaşırıyoruz, yadırgıyoruz bazen. Tuhafımıza gidiyor ama tabii ki biz işimizi yapıyoruz ve istikametimize, önümüze bakıyoruz. Bununla ilgili eksikler çıktı. Ne yaptık bununla alakalı olarak? Gittiğimiz her görüşmeye, oda başkanlarımızı çağırdık. Hiçbir görüşmemizi TOKİ başkanımızla özel yapmadık. Yapmış olduğumuz her görüşmemizde Cengiz Aydoğdu milletvekilimiz oldu ve ilgili oda başkanlarımız oldu. Ve bizim belediye meclis üyelerimizi de davet ettik bu görüşmeye. Görüşme esnasında bulundular. Yapmış olduğumuz tüm görüşmeler onlara da şahitlik ettiler. Ve bu sanayi projemizin eksiklerini TOKİ başkanımızla her vesilede görüşmemizde bir eksikliği giderdik. İşte burayı müteahhiti iflas etti, kaçtı, bu proje battı gitti, bu projeden hayır çıkmaz, asla teslim edilemeyecek şeklinde dedikodular ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada anahtar teslimler gerçekleşti. Camisiyle ilgili tabii ki tezviratlar ve dedikodular dolaşmaya başladı. Şu an ihale birimine sevk edildi ve TOKİ İdaresi Başkanlığı cami ihalesini yakın zaman içerisinde gerçekleştirecek. Açık alancıların bir kısmının altyapıyla ilgili eksik kısımları var. Bunlarla ilgili ihale birimine sevk edildi. Yakın zamanda o da ihalesi gerçekleşecek. Tabii şunu en başta belirttim zaten. Bu çok büyük bir proje ve bu projenin her zaman eksikleri çıkacak, süreç içerisinde çıkacak. Bura bir şehirden büyük bir alan, bir ilçe büyüklüğünde insanımız burada gününü geçirecek, zamanın büyük bir çoğunluğunu burada geçirecek ve sosyal ve doğal hayat yaşam içerisinde burayla ilgili sorunlar, ihtiyaçlar sürekli nüksedecek. Biz de belediyenin sorumluluk alanı itibariyle biz çözüme kavuşturacağız.
gerekse oranın bir yönetimi olacak. O yönetim bununla ilgili sorunlara çözüm arayacak. Odalarımız orada irtibat yerleri olacak. Onlar bu esnafımızın sorunlarına karşılık verecekler ve ihtiyaçları giderecekler. Uzatmayalım. Burayla ilgili anahtar teslim törenleri gerçekleşti. Esnafımızdan biz burayla ilgili sürekli 3. ayda mı gideceğiz, 5. ayda mı gideceğiz, 10. ayda mı ve bu sene içerisinde mi taşınacağız şeklinde sorular geliyor. Doğrudan ya da dolaylı olarak. Bizim bu konuyla ilgili bakış açımız şu. Bir an evvel buradan bizim taşınma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şehrimizin hayrı açısından bu bir gereklilik. Yani şu anki çalışmış olduğu ortamı sanayicilerimizin malum. Söylememize gerek yok. Bir an evvel bu dükkanlarımıza, sanayi esnaflarımızın taşınıp daha nezih, daha ferah, daha güzel ortamda vatandaşların hizmeti sunmasını da biz de arzu ediyoruz. Şehrimiz için de bir gereklilik. Bu sürecin ne kadar hızlı şekilde tamamlanırsa şayet bu şehrimizin de hayrına olacaktır diyoruz ve teşvik ediyoruz bu noktada hemşehrilerimizi ve yapmış olduğumuz genel görüşmelerde, özel görüşmelerde hep bunu dile getiriyoruz ve bir an evvel taşımalarını tavsiye ediyoruz kendilerine. Ama belediye meclisimizden bununla ilgili bir zorunluluk şeklinde bir kararı da henüz almadık. Ya görüşmelerimizi yapıyoruz ve hemşehrilerimize hızlı bir şekilde olmasını söylüyoruz. Bu ne kadar hızlı olursa mevcut yerleriyle ilgili planlamayı o kadar hızlı şekilde yaparız. Şehrimizdeki bir kötü görünümü ortadan kaldırmış oluruz. Ve işlerimizi daha hızlı planlamanın da bize ve şehrimize ve o hemşehrilerimize sağlayacağı avantajlar da gerek kendi arsalarına bina yaptırsınlar, gerek yatırım yapsınlar bir avantaj, maliyet avantajı sağlayacaktır. Ve burada da düzenlerini de bir an evvel kurarlar ve kendi yollarına bakarlar, işlerine, güçlerine bakarlar diye düşünüyoruz. Şimdi ihtiyaçlar var burayla ilgili, tekrar eksikler oluyor. Onları da zaten müteahhit firmanın geçici kabulden sonra da belli bir yıl, belli bir süreyle burayla ilgili taahhütleri devam ediyor. Eksikleri tamamlamayla ilgili. Şimdi burayla ilgili bizim kooperatifçi arkadaşlarımız var. Evet, o konuya gelecek. Evet, başkanım. Ben siz sormadan söyleyeyim. Hep konuştuğumuz, anlattığımız mevzular çünkü. Şimdi burayla ilgili biz bu kooperatifçi arkadaşlarımıza arsa verilmesiyle ilgili beklentilerini karşılayamadık. Çünkü orada rezerv alan varken kendi alanı içerisinde belli bir miktarda sanayi projesi yapılmış ve ona cevaz verecek nitelikte bir altyapısı yapılmış alan mevcutken diğer tarafta arkadaşlarımıza hazine kanadı ki zaten bu belediyemizin dışında olan bir süreç. Hazine Milli Emlak Genel Müdürlüğümüze ait o arsalar. Verilmesi ve onların oradan tekrar proje başlatması hem israfa yol açacak hem devletin ve kurumların böyle bir kaynak aktarması ve buraya altyapı getirmesi de mümkün gözükmeyecek. Esnafımız daha büyük bir mağduriyete ve zarara girmiş olacak orta uzun vadede. Bunu çözmek adına biz TOKİ başkanımıza yine oda başkanlarımızı aldık gittik. Meclis üyelerimiz, sayın milletvekilimizle beraber gittiğimizde bu talebi ilettik kendilerine. Onlar da dediler ki hemen ek talep toplayın. Bununla ilgili ne kadar esnaf varsa taleplerini bize gönderin. Biz de bununla ilgili proje çalışmamızı yapıp hemen duyuruya çıkıp bununla ilgili bilgilendirme yapalım dediler. Tabii onlar önden bir talep toplamak için vatandaşın bir maliyet görmesi gerekiyor. Ki kendine bir yol çizsin. Bütçesine uygun mu değil mi? Alması durumunda bütçesi buna yeterli mi değil mi diye. Bununla ilgili TOKİ yapmış olduğu çalışmada metrekare fiyatı olarak 10.000 TL'yi gösteriyor ki bu ihaledeki fiyat değil. Onların yapmış olduğu kaba taslak bir ortalama bir maliyet bu. Tabii ki ihalede bu düşeğe de gidebilir, yükseğe de gidebilir. Ama düşeğe gitme olasılığı daha yüksek tabii ki kırım olduğundan dolayı. Bunların hepsi daha sonraki yapılacak, TOKİ tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak. Bizim şu an odalara gönderdiğimiz belediye, biz burada tamamen aracı rolü oynuyoruz. TOKİ bize yazı yazıyor, biz odalara gönderiyoruz ve odalar talepleri topluyor. Bizim buradaki görevimiz gelen talepleri toplayıp, derleyip, toplayıp TOKİ idaresine sunmak ve ileride yapılacak görüşmelerde. Tabii ki biz açık alancılarda olduğu gibi, diğer şu an burada anlatamadığım, izah edemediğim birçok konuda olduğu gibi TOKİ idaresiyle bunun pazarlığını da elbette yaparız. Biz burada hemşerilerimizin ağzı oluruz, dili oluruz, sesi oluruz, gideriz orada deriz ki bunun çok yüksek olduğunu, esnaflarımızın bunun altından kalkamayacağını ifade ederiz TOKİ Başkanlığı'na. Ama olağan hayat akışı içerisinde de maliyetlerde malumunuz yani. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama tabii ki biz kendimize, üzerimize düşen sorumluluk gereği TOKİ İdaresi'ne, TOKİ Başkanımıza da maliyetlerin yüksek olduğu ve bununla ilgili bir inisiyatifleri varsa
yardımcı olunması noktasında biz gereken şeyi söyleriz. Talebi ona iletiriz. Buna hemşerilerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Bunu onlar bize iletmese de biz bunu zaten TOKİ idaresine iletiriz. İleteceğiz de. Ve bunu hemşerilerimiz ortalama maliyetin 10 bin TL olduğunu biliyorlar. Ama bu ne kadar iner? Pazarlıkta ne kadar iner? Ya da Kırım'da ne kadar düşer? Bunu tabii hiçbirimiz bilemiyoruz. Onu TOKİ idaresi ve müteahhit firmanın yapacağı görüşme ve çalışma neticesinde ortaya çıkacak. Bizim burada mükellefiyetimiz bunun çok yüksek olduğunu ve esnafımızın bundan mağdur olacağını ve bu böyle bir talep karşısında çok fazla rağbet görmeyeceğini biz TOKİ idaresine bunu ileteceğiz. Ne zaman ileteceğiz? İşte bu talepler bir an evvel toplanıp da bize gönderilip bize TOKİ idaresine ne zaman bildirirsek o kadar hızlı bir şekilde bu çalışmalar başlar. Yani bir hemşerimiz de soruyor bu ne zaman belli olacak diye. Evet. Bu tamamen odalarımızdan bize toplanan, derlenip toplanıp gönderilen taleplerin bizim TOKİ idaresine göstermemizle başlayacak bir süreç. Ondan dolayı odalarımıza burada biraz sorumluluk düşüyor. Bir an evvel bu konuyla ilgili talepte bulunan hemşerilerimize ulaşması, onlarla ilgili talepleri toplayıp derleyip toplaması ve bize iletmesi gerekiyor. Onlar bize gönderdiğinin ertesi günü biz zaten TOKİ idaresine bunu iletiriz. Ve akabinde de o görüşmelere biz başlarız. O da başkalarımızı da davet ederek fiyatın yüksek olduğunu idareye bildiririz. Tabii çıkan neticeyi de tüm kamuoyuyla da zaten TOKİ idaresi paylaşır, projesi ve maliyetiyle beraber paylaşır. Sonra süreç başlar. Ha sayı olarak da ne kadar olacağı da tamamen gelecek talebe bağlı. Yani şu an biz bir öngörüde bulunamayız. Orada ucu açık konuştu TOKİ başkanımız. Bu konuyla ilgili talebi karşılayacaklarını söylediler ki zaten şu anki mevcut sanayinin içerisinde o rezerv alan denilen kısımda çok geniş altyapısı yapılmış. Hazır yerlerimiz mevcut. Var. Tabii ki. Ve bunun birçok yatırımcıya, dükkan sahibine maliyet avantajı var. Altyapısı yapılmış, elektrik, su, doğalgaz gelmiş, kanalizasyon gelmiş. Zaman açısından da çok önemli. Elbette. Kısa zamanda. Her açıdan yani bir ham toprağı, ham tarla, ham parsel içerisinde bir bina inşa etmek var. Altyapısı bitmiş bir yere üst yapıyı yapmak var. Bunu tüm inşaatçılar, bu işten anlayanlar bilir zaten. Bu tamamen bizim sanayicimizin menfaatine olan bir durum. Evet. Dolayısıyla burada hızlı şekilde hareket edilirse biz de bu şekilde bu konuyla ilgili görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı hızlandırırız. Celil Bey sadece bu 10 bin TL fiyat değil, daha önceki fiyatta da belediye bu işin tamamen aracılık rolünü üstlenmiş durumda. Bizim burada fiyat belirlememiz mümkün olabilir mi? Biz bu işin yapıcısı değiliz, yüklenicisi değiliz, ihale edeni değiliz bir kere. Biz burada tamamen aracıyız. Esnafımızla TOKİ idaresi arasında biz bir köprü rolü oynuyoruz. Yani bizim burada fiyat belirlemek gibi bir yetkimiz yok. Böyle bir şey asla mümkün değil. O göndermiş olduğumuz yazıyı tamamen orijinal yazıyı talep ederse ilgili esnaf arkadaşlarımız oda başkanlığından o yazıyı da verirlerse ki belediyemiz de gelirlerse biz kendilerine de belediyede de takdim ederiz o yazıyı. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bunu bu sanayi esnaflarımızın hepsi de bilir aslında. Ben hiç duymadım inanın böyle bir bilgi olduğunu ama çok tuhaf geldi. Ama burada tekrar biz hemşerilerimize ayrıntılı bir şekilde açıklamış olalım bu durumu. Peki başkanım, şimdi yeni sanayinin taşınmasıyla ilgili yani mevcut sanayinin yeni yere taşınmasıyla ilgili olarak kesin bir tarih vermediniz. Ama önümüzdeki dönemde sonbahara doğru falan meclis olarak bir karar alma söz konusu olabilir mi? Yani diyelim ki 11. aydan itibaren, 12. aydan ya da 2023'ün 1. ayından itibaren yeni yerinize taşınacaksınız ya da taşınmaya başlayacaksınız diye bir karar almanız söz konusu olabilir mi? Cil Bey, tam net tarih verme noktasında biz şu an sanayi esnafımıza görüşüyoruz. Benim kişisel kanaatim 2022 yılında bu işin bitmesi gerekir. Bu yıl bitmesi gerekir. Bu yıl bitmesi lazım. Ama 3. ay, ama 8. ay, ama 10. ay. 2022 yılı içerisinde bu sayfanın kapanması 23'de lazım. 23'de sarkmadan. Kesinlikle. Kesinlikle zaten belli bir düzeye geldikten sonra taşınmalar zaten oradaki kalan esnaflarımız için de çok kötü durum ortaya çıkar. Yani çevre durumu açısından, müşterilere hizmet etme durumu açısından gelen vatandaşlarımıza da kötü bir görüntüye sebebiyet verir. Yani bu konuyla ilgili bizim tavrımız net, yani net olduğunu düşünüyorum. 2022 yılı ama net bir ay veremiyoruz. Ama 2022 yılında bu sayfanın aslında kapanması gerekecek. Aslında bu da net gerekecek. Yani Sayın Başkanım, evet. 2022 yılında eski sanayinin yeni yerine taşınacağını söylemeniz bu da nettir yani. Evet. Kar ve tipi de minibüste mahsur kalan öğrencileri okula jandarma yetiştirdi. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle Altınkaya köyüne bağlı yaylalardan taşımalı eğitimle köy okuluna gelen öğrenciler servis araçlarının bozulması nedeniyle minibüste mahsur kaldı.
İl özel idaresi tarafından yol açma çalışmalarının yapıldığı köy ve yaylalarda yolda kalan öğrencilerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Servis şoförünün 112 acil çağrı merkezini araması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Altınkaya Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri jandarma aracına taşıdı. Soğuktan etkilenen öğrenciler jandarma aracında ısınarak okullarına kadar bırakıldı. Yaşanan olayı anlatan Altınkaya Köy Muhtarı Yılmaz Atak, "Burada çok ciddi bir kar yağışı ve tipi var. Bu nedenle araçların çoğu çalışmıyor. Çalışsa da bir süre sonra ciddi arızalar veriyor. Yaylalardan köy okulumuza taşımalı eğitim aracılığıyla gelen öğrencilerimiz de sabah okula giderken servis minibüsünün arıza yapması sonucu minibüste mahsur kaldı. Yardımımıza sağ olsun jandarma ekipleri yetişti. İl özel idaresi tarafından sürekli olarak zaten yol açma çalışmaları yapılıyor. Jandarma ekiplerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim," dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Başkan Dinçer'i ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, İş Dünyası Buluşmaları toplantısına katılmak üzere Aksaray'a geldi. Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, belediye projeleri ve çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Elitaş'a bilgi aktardı. İş Dünyası Buluşmaları için Aksaray'a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, ilk olarak Aksaray Valiliği'nde protokol üyeleri tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'ı belediye önünde karşıladı. Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'ın ziyaretine AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk, İl Defterdarı Uğur Arslan ve parti teşkilat mensupları eşlik etti. Belediye girişinde şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, başkanlık makamında Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer ile bir süre görüştü. Başkan Dinçer, şehirde hayata geçirdiği hizmet ve projeleri hakkında bilgi verdi. Yapımı devam eden projelerden örnekler veren Başkan Dinçer, Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Aksaray'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini açıklayan Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, çalışmalarından dolayı Başkan Dinçer'i tebrik etti. Başkan Dinçer, ziyaretin anısına Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a tablo hediye etti. Aslen Aksaray'la olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Başkan Dinçer ve beraberindeki heyetle birlikte çarşı esnafını ziyaret ederek bereketli ve bol kazançlar diledi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin hemen ardından Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İş Dünyası toplantısına katılan Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, iş dünyasının önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, son olarak Defterdarlık ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinin sonrasında Aksaray'dan ayrıldı. Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, ilçe ve köylerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerine ulaşan Suç Araştırma Timi, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Servet T., İncika ve Mehmet Ali Şeyh'in merkeze bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir ikamette bulunduğunu tespit etti. Suç Araştırma Timi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleriyle koordine kurarak şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada çalıntı birçok malzeme ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin il merkezinde de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Toplamda 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda ele geçirilen malzemeler jandarma ve polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.
Başkan Toprak, eğitim ve öğretim paydaşları olan hem öğretmenler hem de öğrenciler pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçti dedi. Öncelikle 21 Ocak 2022 tarihi itibariyle 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Bu geçtiğimiz süreç içerisinde görevi başındayken, hala hazırda görevdeyken vefat eden öğretmenlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Koronavirüs hastalığına yakalanıp iyileşen tüm eğitim çalışan arkadaşlarımıza, eğitim çalışanlarına geçmiş olsun diyorum. Hali hazırda koronavirüs hastalığından rahatsız olanlara da şifa diliyorum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Eğitim öğretimin paydaşları olan hem öğretmenler, öğrenciler, diğer eğitim çalışanları da sıkıntılı ve yorucu bir süreçten geçti. Biz öncelikle tatil süresince tüm öğrencilerimizin dinlenmesini, rahatlamasını ve ikinci döneme hazır olarak okula dönmesini bekliyoruz. Yine memleketlerine gidecek olan, yola çıkacak olan tüm eğitim çalışanlar arkadaşlarımıza iyi yolculuklar, iyi tatiller dilemek istiyorum. Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan bir yasa da var. Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaşacak. Bizim Türkiye Eğitim Sanayi olarak beklentimizi de siz kamuoyuyla paylaşmak istiyorum ben. Biz içinde uzman öğretmenliğin olduğu, ek göstergenin 3600'e çıkarıldığı, tüm eğitim çalışanlarından ve memurlardan kesilen verginin %15'te sabitlendiği, tüm branşların maaş karşılığının 15 saat olduğu ve kadrolu idareciliğin olduğu bir meslek kanunu çıkarılmasını talep ediyoruz. Uzman öğretmenlik kısmına açıklama getirmek istiyorum. Biz Türkiye Eğitim Sen olarak mesleğinde 10. senesini tamamlayan bir öğretmenimizin uzman, 20. senesini tamamlayan bir öğretmenimizin baş öğretmen olarak ödüllendirilmesini bekliyoruz. Herhangi bir sınava tabi tutulmadan bu bizim beklentimizdir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda öğretmenlik meslek kanunu tanımlanırken bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmıştır. İhtisas mesleği olarak tanımlanan öğretmenliğin tekrar bir sınavla uzmanlığa tabi tutulması hiç de uygun olmayacaktır. Yine velilerin ve öğrencilerin beklentisi üzerine de birkaç söz söylemek istiyorum. Tabii ki bazı öğrencilerimizin, velilerimizin koronavirüsten dolayı, okul ortamından dolayı kalabalığın verdiği tedirginlik olabilir. Ama yine de şunu öğrendik biz koronavirüs salgını süresince, uzaktan eğitim süresince. Eğitimin olmazsa olmaz paydaşlarından birincisi öğretmen, ikincisi öğrencidir. Ve bu eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılacağı en uygun yer yine okullarımızdır. En güvenli yerlerdir eğitim kurumlarımız. Dışarıdaki hayata, sokağa baktığımızda çok daha farklı riskler beklemektedir. Biz tabii ki bu koronavirüs salgının yayılmasına, hastalığın yayılmasına ve öldürücü olmasına bağlı olmak kaydıyla eğitim öğretim hayatının yüz yüze devam etmesinden yanayız. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Niğde AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, AFAD İl Binası'nda basınla bir araya geldi. 2021 yılını değerlendirdi. Ardından vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Niğde AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2021 yılını değerlendiren Kılıçel, 2022 yılı içinde yapılacak olan faaliyetlere de değindi. 2021 yılında İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen afet eğitim yılı kapsamında Niğde'de 272.548 kişiye afet farkındalık eğitimi verdik. Sonrasında aynı süreç içerisinde il afet risk azaltma planı hazırlandı. Bu planımız tüm kamu kurumlarından görevlendirilen personellerle beraber bir yıl yaklaşık süren bir süreç sonrasında ortaya çıktı ve kitaplaştırıldı. Bu planın sonucunda 57 adet eylem planı ortaya çıktı. Bu eylem planlarını şu an biz kurumlarımıza attık. Bu eylem planları hayata geçirilmeye başlandı. Eylem planlarımızın amacı şu: oluşabilecek afetlerle ilgili afetleri ortadan kaldırabilmek, kaldıramıyorsak bile etkilerini en aza indirebilmek. 2021 yılında malumunuz ülkemizde yangınlar ve seller meydana geldi. Bu bölgelerde biz AFAD olarak, NİDE AFAD ekiplerimiz olarak görev aldık.
Ve bu konularda personelimizle beraber tecrübe kazandığımızı düşünüyoruz. 2022 yılına gelecek olursak, 2022 yılı içinde afet farkındalık eğitimlerimiz özellikle okul bazında, öğrencilerimiz bazında devam edecek. Kılıçel tüm vatandaşların AFAD Acil Mobil uygulamasını indirmesi gerektiğini ve uygulamanın hangi alanlarda ne için kullanılabileceğinin de altını çizdi. Aynı zamanda şöyle bir çalışma var. İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan bir programımız var. Bu da AFAD Acil Mobil Uygulaması. AFAD Acil Mobil Uygulamasının oluşturma amacı şu. Vatandaşlarımız telefonlarına kullandıkları Android ve iOS uygulamalı cihazlarına indirdikleri AFAD Acil Mobil Uygulamasıyla herhangi bir acil durumda veya afete maruz kaldıkları an acil arama yapabilecekler. Gidecekleri toplanma alanları, kendilerine en yakın 3 toplanma alanını navigasyonlu bir şekilde görebilecekler. Aynı zamanda enkaz altında kaldılarsa ya da konuşabilecek durumda değiller ise kısa butonları var. İşte enkaz altındayım, konuşamıyorum, kayboldum gibi kısa butonlarla 112 acil merkezimize kısa mesaj yoluyla ulaşacaklar. Galatasaray maçının hazırlıkları tamam. Kuzey'in Sultanları pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekliyorlar. Kuzey'in Sultanları pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Misli.com Sultanlar Ligi 16. haftasında Galatasaray voleybol takımı ile pazar günü Aksaray Spor Salonu'nda saat 17'de karşı karşıya gelecek olan Kuzey'in Sultanları çalışmalarını galibiyet üzerine yaparak kampa girdi. Aksaray Spor Salonu'nda hazırlıklarına devam eden Kırmızı Beyazlı ekip, dün sabah gerçekleştirdiği fitness antrenmanının ardından salonda gerçekleştirdiği taktik idman ile günü tamamlayarak pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının saatini beklemeye başladı. Antrenmanın ardından kırmızı beyazlı voleybolcular ve teknik heyet Kanal 68 mikrofonlarına Galatasaray maçını değerlendirdiler. Galatasaray önemli bir rakip tabii ki. İki tane maç yaptık geçen hafta, hava yollarında maç yapmıştık. Fakat hastalıkların olması bizi biraz yordu açıkçası. Bu hem bu maçında yordu hem de ilk maçında yordu. Hasta sahaya çıkmak durumunda kaldılar. Şu anda bu hastalıkları atlatmaya çalışıyoruz. Ama bugün çok iyi bir antrenman oldu. Yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Galatasaray için kazanmak istiyoruz. Tabii ki Aksaray halkının yardımı da ihtiyacımız var burada. Bizim takımımız Kuzeybur takımı seyirciyle daha çok gaza gelip oynayabilen bir takım. Ve bunu da alıştık. Seyirci olmayan bir yerde var ya, o gereken tarafımızı gösteremiyoruz. O yüzden bütün taraftarlarımızı maçı bekliyoruz. Ve kazanmak için çıkacağız Galatasaray için. Hocam eski maçlara göre artık seyirciler de yavaş yavaş salona girmeye başladı. Kuzeyburu maç kalınca artık seyirci de geliyor. Evet, geliyorlar. Zaten bir pandemi olayı vardı. Yasaktı. Herkes gelemiyordu. Bir son 150 oldu. Şimdi serbest şu anda. Bir de bayan voleybolun Türkiye'de geldiği nokta biraz değişti. Tabii ki bu bir takım başarılarından dolayı. Sadece burada değil birçok yerde çok seyirci var ama ben en iyi gördüğümüz Aksaray'daki seyircilerin daha iyi olduğu. Aydın da iyi, Aksaray da iyi. Anadolu'da her zaman voleybol seyircisi vardı. Fakat bu yıl daha da arttı. Bizi daha çok başarılı olmak istiyoruz. Onları da mutlu etmek istiyoruz. Bu maçı kesinlikle bekliyoruz bir taraftarımızı. Peki efendim, başarı diliyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, değerli sporcular, Kuzey Bölü Türk Kaptanı ile beraberiz. Bu haftadaki nasıl sıraya alıyoruz. Antrenman keyifliydi. Efendim, ne nasıl misiniz? Evet, siz de izlediniz antrenmanımızı. Gayet iyiyiz. İkinci sezona artık başladık. Yavaş yavaş maçlar da sertleşiyor. Çok önemli bir süreçteyiz şu anda. Zaten maç maç gidiyoruz. Bir önceki maçı bırakıyoruz, alsak da yenilsek de ve sadece önümüze odaklanıyoruz. Güzel bir antrenmandı. Hafta yoğun geçiyor. Zaten çok az kaldı maça. Heyecanlıyız. Efendim, bu hafta Galatasaray'ı alıyoruz. Evet. Taraftarın ne nasıl istiyorsunuz? Valla her maç olduğu gibi hepinizi bekliyoruz. Çünkü siz olunca biz yeniyoruz. Siz olunca biz çok daha iyi hissediyoruz. Daha güçlü hissediyoruz. O yüzden hepinizi bekliyoruz. Efendim, başarı diliyoruz. Teşekkürler. Çok keyifli, güzel bir antrenman geçirdik. Teknik taktik çalışmalarımıza her geçen gün daha da çalışarak maça hazırlanıyoruz. Güzel geçiyor. Elimizden geleni sahaya koyup istediğimiz sonucu elde etmek istiyoruz. Bu hafta da önemli bir takım Galatasaray geliyor aslında. Evet. Alın mı istiyorsunuz? Tüm
Aksaray halkını her zaman olduğu gibi, yanımızda olduğu gibi bu maçta da yanımızda görmek istiyoruz. Onların güç bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Güzel bir maç seyrettireceğimizi düşünüyoruz ve hep birlikte kazanmak istiyoruz. Efendim başarılar. Biz teşekkür ederiz. Spor Toto 3. Lig 2. grupta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, ara transfer çalışmalarında Karşıyaka'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Atalay'ı renklerine bağladı. Spor Toto 3. Lig 2. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Aksaray Belediyespor, ara transfer çalışmalarında Karşıyaka'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Atalay'ı renklerine bağladı. Cüneyt Biçer'in sezon başı görev yaptığı Karşıyaka'dan eski öğrencisi olan Harun Atalay ile anlaşma sağlandı. Siyah beyazların ara transferde ilk ismi olan Harun Atalay, ilk devre İzmir ekibi Karşıyaka'da fazla forma şansı bulamadı. Ligde sadece 7 maçta görev alan ve 317 dakika sahada görev yapan Harun Atalay, bir de gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu 30 Ekim'deki İzmir depreminin ardından enkaz altından kurtarılıp sembol olan çocuklar için formasının altına giydiği "Her şeye rağmen umut var, İdil, Edif, Ayda" yazılı tişörtü göstermesi ve yaptığı hareket alkış almıştı. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.